Günaydın arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün benimle bir gün vlog yapıyorum. Ve evimi şöyle göstermek istiyorum. Bok götürüyor. Bok bok. Neyse işte. Şimdi evi temizleyeceğim. Kahvaltıyı yaptık çok şükür. Onu yapabildik. Şimdi ev temizleyeceğim. Şöyle yeğenim burada Saffetcan ve oğlum burada. Buraları bir toplayayım ben. Ondan sonra mutfak tarafına geçerim. Oralar da biraz boklu. Böyle. Ben bu aparatı kullanamıyorum arkadaş. Kullanamıyorum aparatı. Yamuk oluyor telefon. Yamuk duruyor. Bunun normalde üstü olması gerekiyor. Alta geçmiş. Mickey Mouse olan aşkımı bilmeyeniniz yoktur herhalde. Göründüğü üzere. Neden karanlık çıkıyor bu video? Gelin. Gelin. Şimdi buraları temizleyelim. Oyuncakları alın bakayım. Odaya götürün şunu. Toprağın odasına götürün şunu. Alın. Bütün oyuncakları odaya götür şimdi hadi. Evet, yatak odasını bitirdik. Elime aparatımı da aldım. Gidiyorum. Işığı kapat Saffet Orhan. Kapatayım telefonu. Nereye geldim? Mutfağa geldim. Mutfağım temiz. O kadar pis değil. Şöyle tezgahımı göstermek istiyorum. Ben temiz bir insanım. Özellikle mutfak konusunda. Şöyle bir tek masam biraz pis. Onu toplayacağım. Şunu da geçen gün elektrik süpürgesini çekerken çıkarttık. Yerine takamadık geri. Böyle temizlikleri çabuk bitiriyorum ya, çok hoşuma gidiyor. Salonuma geldim. Bir dakika, aparatımı hemen yerleştiriyorum. Evet, şöyle. Şimdi ben buraları temizliyorum. Şuraya bak. Bu kanepeler burada ne işe yarar acaba? Esrarol kapatayım mı? Benim psikolojim bozuyor Esrarol. Kumanda yok. Mutfakta kumanda. Oh. En iyisi. Temizledim derken bunun oyuncak arada yok abi. Şunları götürürüm Allah rızası için ben. İş yapmaktan bıktım da. O değil de başım felaket ağrıyor biliyor musunuz? İş, kafam zonk zonk ediyor. Şimdi bana dersiniz ki bu nasıl temizlik yapmak? Ama ben evi her gün süpürmüyorum. Evi iki güne bir süpürüyorum. Dün süpürmüştüm. Dip köşe temizlik dün yapmıştım. Ben bir gün dip köşe temizlik videosu da çekeceğim size. Bu arada arkadaşlar şu salon sehpamı görüyor musunuz? Onun bacağını oğlum kırdı. Dedim ki yavrum tepesine çıkma. Bu senin oyuncağın bir şey değil. Yok. İnadına tepesine çıktı. İnadına tepesine çıktı. Canım masanın ayağı gitti. Şimdi de masayı yaptıracak bir insan arıyorum. Bulamıyorum. Neden ben? Neden? Şimdi yemek yapacağım. Mercimek çorbası yapayım diyorum. Yanına da bir şey buluruz. Bu arada arkadaşlar dersiniz ki kapılara dersiniz çamaşır asmasın dersiniz. Balkona astıklarım kurumadığı için ve çamaşır da çok biriktiği için mecburen evin kapılarını asmak zorunda kaldım. Ev hanımları beni çok uyanlar. Şimdi soğanımı soyuyorum. Bu sevdalar boşuna, ne bu sevdalar boşuna, belalım belalım. Belalım, belalım.
Bu arada arkadaşlar dişime implant yaptırıyorum ben. Demirini taktırdım. Yani yakın zamanda artık dişimi takılacak. Videosunu isteyenler varsa bana yorum yapsınlar. Çünkü benim diğer diş, 20'lik diş çektirme videom çok fazla izlenmişti. Yani isteyen varsa yorum yapsın. Onun da videosunu çekeyim. Dostlar. Bu arada benim yaptığım mercimek çorbası aynı lokanta usulü oluyor. Denemek isterseniz bir tarifini vereyim şimdi. Önce soğanı kavuruyorsunuz. Büyük de doğrayabilirsiniz. Nasıl olsa mikserden geçecek ya. Çok öyle ince doğramaya çalışmayın. Ondan sonra soğandan üstüne soğan biraz kavrulduktan sonra bir kaşık un atıyorsunuz. Un çünkü soğanın kokusunu almaz için unu kavuruyorsunuz. Ondan sonra üstüne havuç. Ondan sonra yıkanmış mercimek. Ondan sonra ver suyu pişsin. Piştikten sonra geçir mikserden. Oh mis. Üstüne bir limon sık ve iç. Bu arada Covid'e dikkat edin arkadaşlar. Çoğalmış gene. Valla bu aşı muhabbeti ne diyorsunuz? Aşı olmak istemiyor çoğu kişi. Ben de aşı olmak istemeyenlerden biriyim bu arada. Siz aşı olacaksınız mı? Ben olmayacağım. Bunu getirdim de. Onun için videoyu kapattım. Şimdi ununu atalım. Bir kaşık un atıyoruz. Sizinle muhabbet ediyoruz diye. Mercimeği yıkamayı unuttum. O yüzden ayranın altını kapattım. Bu arada markete gideceğim haftaya. Alışveriş çekeyim diyorum. Çekeyim mi? İstiyor musun market alışverişi? Dostlar. Carrefour'dan alıyorum. Alışverişim. Carrefour'dan yapıyorum. Bazen normal marketlerde isteyim oluyor tabii ki ama genel olarak. Bu arada KPSS'ye gelen arkadaşlar nasıl geçti KPSS'iniz? Anlatıverin bana bakayım. Kaç net bekliyorsunuz? Ben sorulara verdim, cevapları hatırlamıyorum yalnız. Yani yarısını hatırlıyorum, yarısını hatırlamıyorum. Çok heyecanlıyım. Sanırım ondan. Yıkadım mercimeği. 5-6 kere falan yıkayın. Çok pislik çıkıyor mercimekten. Evet arkadaşlar, çorbam pişiyor. Ben kahve içiyorum. Kahve neden çay bardağını içiyorum? Bunu da açıklayayım. Çünkü ben kahveyi çok fazla içiyorum gün içinde. Böyle 5-10 kere falan içiyorum, yalan olmasın. Ama içiyorum yani. Çok fazla tükettiğim için çay bardağını içmeye karar verdim. Yani yarımını koyuyorum. Mesela yarımı idare etmiş gibi oluyorum. Yoksa bir tane koysam bir tane içiyorum öyle büyük bardakta. O yüzden böyle yani. Lan video 10 dakikalık video olmuş ha. Bence daha fazla uzatmayayım. Çorbamın yanına taze fasulye yapacağım. Yapıyor yani şu an kırıyorum onu. Ondan sonra arkadaşlar yemeğimizi yeriz. Sonra televizyon falan filan böyle günü geçiririz. Zaten 2 günde çıkma yasağı var biliyorsunuz. Bugün cuma. Böyle yani arkadaşlar. Ben şimdi bu videoyu yükleyeceğim. Umarım beğenerek izlersiniz. Neden kısa kesiyorum bu arada? Çünkü video çok uzun olmuş. Normalde bu kadar uzun olmuyor. Yani tamamının bu kadar olmasını bekliyordum ama 10 dakika olmuş. Yani herhalde geceye kadar gelince 20-30 dakikalık falan bir şey olacak. O kadar da siz izlemezsiniz. O yüzden bence çekmeye gerek yok.
Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Virüse dikkat edin. Hepinizi çok seviyorum. Bye bye.